Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Bayram bayram bu ne yayını diyorsunuz? Eski bayramlar kalmadı. Eskiden bizim zamanımızda yani çocukluğumuzda bayram diye biz bir bayram sevinci, bayram mutluluğu, bayram huzuru yaşardık. Böyle yeni kıyafetler alırdık. Ve ayakkabı alırdık. Mesela çocuğuz tabii yani hep bol ve bir numara büyük alırlardı. Hani niye ayağımız böyle içinde çıka çıka giderdi falan. Yani derdik ya niye büyük alıyorsun? Seneye de giyersin. Bu seneye de giyersin kelimesi o zamandan kalmadır. Yani geçmişte her şeyi bir numara büyük alırlardı ki seneye de hani ayağın büyür, sen çocuksun diyerekten ve o ayakkabıyı alırdık, yastığımızın yanına koyardık. Sabaha kadar gözümüze uyku girmezdi çünkü yarın bayramdı. Yarın insanların yanlarına gideceğiz, bize şeker verecekler, bozuk para verecekler, 25 kuruş, 50 kuruş. Yani çocukluğumuzdaki o bayram sevinçleri, şimdi bayramda tatile gidiyoruz diye seviniyoruz. Yaşasın 9 gün tatil. 9 gün bayram olarak gitmiyoruz. 9 gün tatil diye seviniyoruz artık. Evet. Arkadaşlar bu niye bayram bayram yayın yapıyorum biliyor musunuz? Kayıt kalsın istiyorum. Yani ne kadar çok kayıt kalırsa hani tabii bunlar da silinebilir. Bunlar da işte internet kaybolduğu zaman bunlar da kaybolabilir falan. Aslında kayıt aslında kitap olması lazım. Yani bilgilerin kitaba yüklenmesi lazım. Kitapları da yakabilirler. O yüzden de geçmiş zamanda kulaktan kulağa aktarılırmış. Yani bilgi kulağa olanlara aktarılırmış. O yüzden bu dizi filmlere dikkatle bakarsanız oradaki Parazit filminde insanın beynini nereden kontrol ediyorlar? Kulaktan. Yani eskiden mürşit, müride onun kulağını anlatırmış. Böyle usulca eğilirmiş, hakikati öyle anlatırmış. Böyle avama, bütün herkese açık bilgi anlatılmazmış. Neyse, bugün anlatacağım konuyu sonra izlersiniz yani. Özellikle bir hikaye anlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin, nasıl ölüyorsan öyle doğacaksın diyerekten. Demek ki nasıl yaşadığın senin öldükten sonraki hayatının nasıl devam edeceğiyle ilgilidir. Nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin. Bununla ilgili çok güzel bir uzak doğu bilgisi hikayesi anlatacağım. Uzak doğuda bir kralın bir tanesi artık bıkmış hayattan, yani Allah'ı aramaya başlamış. Yani gitmiş dağın tepesinde kendine bir ormanda bir yer yapmış. Orada yalnız başına yaşıyor, işte tefekkür ediyor, zikir çekiyor. O yanında bir nehir akan bir yerde. Yine gitmiş nehirden su alacakken bir orada geyik görüyor. Fakat geyiği bir tek o gözlemlemiyor. Bir de oradaki arslan, yani işte bir de arslan onu gözlemliyor. Ve aslan geyiğe saldırdığında geyik suyun içinde, su içerken hamileymiş geyik. Çocuğunu orada suyun içine bırakıyor ve kaçmaya çalışıyor ama kurtulamıyor. İleride aslan onu parçalıyor ve yiyor. Fakat suya düşen o geyik yavrusu, onu izleyen işte kral, koşuyor, giriyor suyun içine, hemen onu sudan çıkarıyor, kuruluyor falan, ona işte bakım yapıyor. Kuru otlar yediriyor falan filan böyle ona kendi çocuğuymuş gibi bakmaya başlıyor. Derken geyik büyüdükçe o da
birlikte, hani geyik onu annesi gibi görüyor artık. Ve onunla birlikte yatıyorlar, onunla birlikte kalkıyorlar, onunla birlikte kahvaltı yapıyorlar filan. Geyikle adam artık yani bir sevgili olmuşlar. Yani artık adam Allah'ı anmayı bırakıp artık geyiğim geyiğim, aman geyiğim nereye gidiyorsun, aman geyiğim ne yapıyorsun? Geyiği bir gün kaybolur diye ödü kopuyormuş yani. Bir gün sabah bir kalkar, bakar geyik yok yanında. Geyik ormana gitmiş. Kafayı üşütecektir adam, kral. Koşar ormanın içine, sağa koşar, sola koşar ve geyiğim de geyiğim, hani evi geri döner bulamaz. Her gün geyiğim ne oldu? Ay geyiğimin başına bir şey mi geldi? Ay geyiğim, 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 geyiğim. Zikri olur geyiğim yani. Geyiğim zikrine devam eder. Ay acaba işte dönecek mi? Ay başına bir şey mi geldi? Biri mi yedi geyiğimi? Yani işte şöyle böyle geyik geyiği düşünürken kral ölür. Ölünce kral geyik olarak doğar. Yani bu hikayede özellik şudur. Nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin. Nasıl ölürsen öyle doğacaksın. Yani tekrar insan bedeni, yani insan bedeni topraktan geldi, toprağa dönecek. Ama ruh hiçbir zaman ölmez. Siz hep ölümsüz varlıklarsınız. Ruh ne doğmuştur ne de ölür. Ama ruhunuzu bulmak için adım atarsanız ancak, yani o zaman Allah'ı bulursunuz. Ama siz kendinizi beden olarak görürseniz, bedenin arzu ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye gayret ederseniz, o zaman tekrar geleceğiniz yer, yani ne üzerineyse o üzerine tekrar, tekrar doğuş var mı hocam? Her şey tekrar doğuyor. Ama aynısı doğmuyor. Sadece bir defa, bir defaya mahsus. Mesela Mesnevi'de Mevlana'nın dediği gibi, toprak idim, bitki oldum geldim, bitki idim, hayvan oldum geldim, hayvan idim, insan oldum. Melekler diyor, bir el atı verin de melekut alemine karışayım diyor ya Mesnevi'de. Buradaki sır şudur yani. Nasıl bir döngü varsa, iyi gece gündüz, ondan sonra yaz kış böyle döngüler varsa, insanın da belli döngüleri vardır yani. Ama ne, nasıl? Ruh hep aynıdır. Ben bunu size nasıl anlatabilirim? Mesela işte ben şimdi 65 yaşındayım mesela. Ama ruhum genç yani. Nasıl yani? Ruhum hep gençti ki. Ruhum hep çocuk ruhlu, genç ruhlu, hani dans eden, hoplayan, zıplayan, hani beden istediği kadar yaşlanabilir. Ama ruh hiçbir zaman yaşlanmaz. Beden hastalanabilir. Ama ruh hastalanmaz. Yani üç bedenimizde, beden, zihin, ruh dediğimiz üç bölüm vardır. Eğer beden, evet, zihniniz bedenle bağlantıya girerse yaşlanır ve hastalanırsınız. Zihin ruhla bağlantıya girerse ne yaşlanırsınız ne ölürsünüz, ölümsüzlüğe erersiniz. İşte bu hikayeyi anlatmak istedim. Dedim nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin. Yani yaşamın senin ahiretini, yani öldükten sonraki hayatını şekillendirecektir yani. Hani. Evet, yine sihirli sözcüklerden biraz devam edelim. Sizin yapacak başka bir şeyiniz kalmadığında dünyaya hizmet etmek istemek asil bir şeydir. Ama tarihin gösterdiği gibi bunu yapmaya çalışmış olan çoğu varlık yakılarak, kafası kesilerek ve asılarak ya da zehirlenerek öldürülmüştür. Yani işte biz hep söylüyoruz ya, erenler, evliyalar, veliler. Yani mesela çok yakın geçmişte Osho, yani CIA tarafından zehirlenip öldürülmüştür. Yani birçok bizim değişiklik yapmaya kalkan bütün birçok yöneticimiz zehirlenerek öldürülmüştür. Bazı kanun ve kurallara karşı çıkan yöneticilerimiz bir bakarsınız trafik kazasında öldürülmüştür. Diyor ki sizin yapacak başka bir şeyiniz kalmadığında dünyaya hizmet etmek asil bir görevdir. Ama tarihin gösterdiği gibi
Yani tarihte yaşadığınız, okuyorsanız tabii, inceliyorsanız, bunu yapmaya çalışmış birçok varlık, yani Muhittin Arabiler, yani Nesimiler, Hallacı Mansurlar hep öldürülmüştür. Yakılarak, kafası kesilerek, asılarak ya da zehirlenerek öldürülmüştür. Kimseniz kendiniz için olun. Kimseniz kendiniz için olun. Olarak herkesi yükseltirsiniz. Yani siz kendiniz olduğunuzda, kendini hakikatinizi aramaya başladığınızda çevrenizdeki insanlara da faydanız olur. Onlar da sizinle beraber yükselirler. Kendinizi sevin ve içinizdeki parlaklık ve huşu verici gücü için yaşayın. Yani biz bunun içinde ne diyorduk? İçinizdeki ışığı ve hayatı onurlandırıyorum. Bu zamanı ve bu mekanı benimle sevgiyle paylaştığın için sana şükranlarımı sunuyorum. Bu sihirli bir sözcüktür. Huşu verici güç için yaşayın. İçinizi sevin, berraklaştırın ve içinizdekini yüceltin. O zaman dünyaya büyük iyilik etmiş bulunmaktasınız. Siz kendiniz için her şey değilken nasıl tüm insanlar için her şey olabilirsiniz? Yani diyor ki, önce siz kendinizi bulun, kendinizi tanıyın, kendiniz için her şey olun ki sonra insanlara hizmet edebilirsiniz. Geçenlerde Zülfü Livaneli'nin bir şeyi vardı televizyonda. İşte insanları mutlu edin, o zaman mutlu olursunuz. Böyle bir şey olmaz. Böyle çok saçma bir şeydir. Ben 30 yıl uğraştım. Annemi, babamı, ailemi, işte eşimi, herkesi mutlu etmeye çalıştım. Asla hiç kimsenin mutlu olmadığını gördüm. Ne zaman ben mutlu olmaya başladım? Anladım ki ben bir yanmayan mummuşum. Ne zaman ben mum olarak yanmaya başladığımda başka mumları da yakmaya hazır olduğumu gördüm. Demek ki sen hazır değilsen, yani sen yanmamışsan, senin ışığın yoksa, senin kandilin mübarek değilse, yani yanmamışsa kandilin, başkalarının kandilini yakmaya imkanın yok. Sende olanı sana verebilirim. Sende yoksa sana ne verebilirim ki? Siz kendi hayatınızda huzuru, mutluluğu, sevinci ve sükuneti bulun ki parlayan ışığınız ve kusursuzluğunuz örneği başkalarını aydınlatan bir ışık olabilsin. Onları daima sevin ve kendilerini kendi iradelerini doğrultusunda ifade etmelerine yönlendirin. Burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Yani size doğruyu, hakikati, uyanışı, mutluluğu, huzuru, cenneti vaat ediyorum yani. Yani bundan daha ne olabilir ki? Hani her gününüz bayram, her gününüz arife olsun, arif olun. Yani kendinizi başka herkesin ve her şeyin üzerinde daima birinci olarak dikkate alın. Yani önce kendinizi tanıyın diyor, kendinizi bilin. İşte pazartesi derslerimizde hep bunu anlatıyoruz. Başka hiçbir şey anlatmıyoruz. Ne din, ne siyaset, ne bilmem ne yani. Kendinizi bilirseniz Rabbinizi bilirsiniz. Rabbinizi bilirseniz ölümsüzlüğe erersiniz yani. Kendini ölmeden önce ölenlerdeniz, ölümsüzlüğe erenlerdeniz. Bu kattaki en sofu varlıklar bunu bencillik olarak söyleyeceklerdir. Evet yani ama ben kendimi düşünürsem çöldü. Lan sen yanmadığın bir ışığın başka mumları nasıl yakacaksın ki? Sendeki kandil yanmamış, başkalarının kandilini mübarek ediyorsun yani. Öyle bir şey yok. Yani çünkü bir insan önce kendine soracak ve önce kendini sevecek kadar bencil olduğunda o başka herkesi sevmeye hazırdır. Yani önce ben kendi mutluluğumu, huzurumu, neşemi yakaladığım andan itibaren benim evime gelen neşelidir, keyiflidir. Hasta gelse iyileşir. Yani mutsuz gelse gülerek oynayarak çıkar. Yani bizim bir arkadaşımızın evine gidiyorum. Annesi şey diyor. Evin neşesi geldi. Hani yani siz beni biliyorsunuz yani bak ne kadar celalli, ne kadar kızgın, öfkeli falan anlatımlarım vardır. Beni dinleyen bir arkadaşım birine tavsiye etmiş. Demiş ki ya Anday Hoca'yı dinle falan. Aman demiş ha. O demiş nasıl demiş yani dayak atar gibi öğretiyor yani. Dayak atar gibi anlatıyor.
Hoşuma gitti yani. Hemen beni kapatmış. Sevindim kapattığına hani. Herkes açık bir kanal değil arkadaş yani. Burası bambaşka bir kanal. Burası uyanış, uyanmaya hazır, yanmaya hazır. Bunların kanalı yani. Burası herkes açık bir kanal değil. Hani aman buraya dolun, doluşun, burayı izleyin, izlemeyin. Ben kayıt bırakmak için uğraşıyorum yani. Çünkü sizden sonra gelecek nesil bunları dinlediğinde diyecek ki ya hani bir adamın biri çok ısrar etmiş yani insanların uyanışı için. Yani ama kimse duymamış diyecek bu gelecek nesil. Kalırsa tabii bu kayıtlar. O başka herkesi sevecek ve onlara yardım edecek kapasiteye sahip demektir. Çünkü o zaman sevginin ne olduğunu bilir. Önce Tanrı'yı sevmek, önce insanı kendini sevmektir. Kendini seven Rabbini sever. Yani tabii ki dost acı söyler. Hakikat acıdır. Yani mesela hep atasözü vardır. Yani senin yalakaların mesela senin burnunda bir pislik varsa dışarıya çıkmış. Sen göremezsin tabii o pisliği. Ve herkes ay der burnunda şey var. Ben söylemeyeyim. Öbürü ben söylemeyeyim. Yani ya da fermuarı açıktır. Hani en çok olur ya. Oğlum bakkal dükkanı açık falan diyerekten hani yumuşatarak onu kapatmaya çalışırlar. Dost der ki bir peçete alıp şu burnundaki şeyi alıversene der yani. Hani, sen de ona küsersin. Yani aslında utanırsın yani ay burnumdaki şeyi. Evet dost burnundaki şeyi söyler yani. Hani, gerçek dost. Gerçek dost senin mutlu olmanı, huzurlu olmanı, neşeli olmanı için sana acı şeyler söyleyebilir. Çünkü boğaz çakrasını tıkayan en önemli şey nedir? Kendimize söylediğimiz yalanlar. Başkalarına söylediğimiz yalanlar bile değil. Kendimize söylediğimiz yalanlar. Önce Tanrı'yı sevmek, önce kendini sevmektir. Kendinize daima iyi davranın ve herkesin ondan öğrenmesi gereken önemli örnektir. Evet, sorularınızı yavaş yavaş yazmaya başlayın. Düşüncelerinizi dinlemeye başlayın sevgili varlıklar. Onları dinlemeye başladığınızda sizden daha büyük bir şeyin bulunmadığını inanacaksınız. O zaman kendiniz ve hayatınız için bir anlam ifade etmeye başlayacaktır. Ve ilk kez bir anlam ifade eden yanıtlara sahip olacaksınız. Çünkü onlar samimi varlıktan sizden size gelmektedir. Kendinden kendine. Geçenlerde bir öğrencim, yani öğrencim demeyeyim de hani bir eleştirenim yazmış. Hocam siz Allah'ı buldunuz mu? Hani biz Allah'ı bulabilir miyiz yani? Hani öyle bir şansımız var mı yani? Siz hazır olduğunuzda Allah sizi bulur. Çünkü Allah size şah damarınızdan yakın. Siz hazır olduğunuzda hak sizden görünür. O zaman cem olursunuz, enel hak deme hakkına sahip olursunuz. Yani İçinizdeki hissi dinlemeyi öğrenin. O sizi asla terk etmeyecektir. Asla en yüksek varlığınızın hissine göre hareket edin. Ve onun gecenizi aydınlatan bir fener olmasına izin verin. Ve içinizdeki hisler sizi doğru yola gösterecektir. İçimizdeki his dedi de hissetmemiz kaldı mı? Ölü bir adam hissetmez. Zombilerin arasında yaşarken o hepsi de hissizdir. Yani bir şey vardır yani hani öğretilmiş duygular vardır yani. Şimdi nasıl bir şey anlatayım size? Mesela babam Almanya'dayken bir gün işte yolda geçerken adamın birinin çocuğuna araba çarpıyor. Çocuk yere düşüyor, araba çarpınca adam hemen telefonuna sarılıyor. Hemen işte polisi arıyor, polis de işte ambulans arıyor. Arabayı çarpan şoför arabadan inmiyor. Babam seyrediyor diyor ki Allah Allah adam çocuğa çarptı diyor arabadan inmedi diyor. Babası çocuğa hiç yaklaşmıyor. Etrafından orada bakan insanlar hiç bir bakıyorlar ve devam edip gidiyorlar. Hiç kimse çocuk yerde yatıyor. Ve hemen diyor inanılmaz bir hızla diyor
Yani önce diyor ambulans, sonra polis geldi diyor. İşte çocuğa müdahale ettiler diyor. Yani bizim toplumumuzda böyle bir kaza olduğunda acaba ne olur? Yani baba o otomobil şoförünü döver. Yani etraftaki halk çocuğu hemen işte hastaneye yetiştirelim bilmem ne diye çocuğu yerinden kımıldattıkları için çocuk ölür. Yani çocuğa nasıl müdahale edileceğini bilmedikleri için çocuğu hareket ettirirler. Hemen işte yüzüne tokat atarlar, su getirin, kolonya getirin falan filan. Çocuk iç kanamadan ölür. Yani bizdeki müdahale karşı tarafı öldürmek içindir. Yani ben hep söylüyorum. Yani annemiz babamız kötü değildir. Bizim iyiliğimiz için bize kötülük ederler. Toplumdan öğrendiği bilgilere göre. Yani benim babam hep şey der yani. Şerefimizi iki paralık edeceksin yani. Yani sen kızlarla dolaşıyorsun. Şerefimizi iki paralık edeceksin. Yani enteresandı yani. Babamda şeref duygusu fazlaydı. Demek ki eksiklik hissediyordur demek ki. Yani insanlara karşı bir utanç duyuyordu babam. Hayatın gizemli bir yanı yoktur. Eğer çevrenize bakarsanız tüm yanıtları göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim de şöyle der. Apaçık bir Kur'an indirdik. Apaçık. Apaçık dediğinin açık, saçık, ayan, beyan. Hani okumuyorsun ki. Okumadığın Kur'an'ın sana bir faydası var mı? Kur'an-ı Kerim insanın el kitabıdır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Kur'an'la insan ikiz kardeştir diyor. Yani nasıl ki bir otomobilin içinde bir el kitabı vardır. Bir çamaşır makinesi alırsınız, içinde kullanma kılavuzu vardır. Kur'an-ı Kerim bir kullanma kılavuzudur. Kur'an-ı Kerim insanın hayatta yaşam kılavuzudur. Yani ama Arapçasını okursanız, Arap okumadığını zaten de yani işte hocam Kur'an okumayı bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya? Yani okuma yazman yok mu Kur'an okumayı bilmiyorsun? Yani senin Arapça okumayla Türkçe okuma arasında anlamadığın bir şey okusan ne okumasan ne yani? Hani ben İngilizce kitap okudum anlat bakalım abi. Anlamadım ki yani. Anlamazsın tabii. Hani İngilizce okudun. Yani hangi dili biliyorsan o dilde okuyacaksın yani. Şimdi geçenlerde de Instagram'da yayınladım. Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk anlatıyor. Bir gün Arabistan'dan bir arkadaşı geliyor. Hani bir Arap arkadaşı geliyor. Namaza gidiyorlar işte. Namazda işte namaz öncesi Kur'an okunuyor. Kur'an okunurken içeride herkes ağlıyor. Yani Kur'an okunurken herkes ağlıyor. Arap soruyor. Diyor ki bunlar niye ağlıyor diyor. Yani işte diyor Kur'an'dan ama diyor okuduğu şey miras paylaşımı diyor. Yani işte bir parça erkeğe, iki parça kadına verin falan filan diye bir şey anlatıyor diyor. Ağlanacak bir şey yok ki diyor. Yani cahil toplumumuz. Yani araya böyle sıkıştırıyorum bazı şeyleri. Cahil toplumumuz. Mesela şöyle söyleyeyim. İstanbul'daki seçimde hırsız, uğursuz, beceriksiz bir adama 3 milyon oy çıktıysa o 3 milyon oyun bir de 4 tane ailesi varsa 3 x 4 = 12. 12 milyon İstanbul'da yani cahiller tarafından yetiştirilmiş çocuklar ve aileler var yani. Gelecekte siz oradan bir medet umabilir misiniz yani? Mümkün değil yani. Şöyle bir yarış oluyor yani. Hani hırsızlara mı oy verelim yoksa dürüstlere mi oy verelim? Yani adam böyle diyor ki hayır abi hırsıza oy verelim yani niye dürüste oy vereceğiz yani hani hayatımız bunun üzerine kurulu. Geçenlerde de dedim yani Kurtuluş Savaşı'nda okumuşlar, mühendisler, işte kültürlü insanlar vatanını, canını verenlerin hepsi Kurtuluş Savaşı'nda vefat etmiş ha. Geriye kalan saklananlar bunların çocuklarıyız yani. Yani işte Türk şöyledir, Türk böyledir filan. Atatürk hep gaz getirip vermeye çalışmış. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım lan. En sahtekar olanlar ya. Yani doğru giriyorsun bir dükkana Allah aşkına bir dükkana girdiğinde sürekli pazarlık etmek zorunda kalmıyor musun? Yani
Ne diyorsun? Abi ya işte 250 diyorsun. 200 olmaz mı diyor. Niye? Acaba yani adam da zaten diyor ki 250 diyeyim 200'e satayım. 100'e almıştım zaten diyor. Yani hayatımız bunun üzerine kurulu. Yani Avrupa'da böyle bir şey yok. Yani gidiyorsun bakıyorsun fiyatını kasada abi bir %10 indirim yapar mısın diyebilir misin? Adam yüzüne bakar yani ne diyorsun sen ya der yani. Hani bu yüzden toplum önce kendini düzeltecek. Toplum önce ben. Benle başlar her şey. Mesela dinler bir topluluğa inmemiştir. Din bir kişiye inmiştir. Hazreti Muhammed'e peygamberlik gelir. Hazreti Muhammed'e sana da gelir. Sana gelmez mi? Yani. Erenler, evliyalar, veliler, peygamberler bunlar aydınlanmış varlıklardır yani. Bir kişiyle başlar yani. Yunus Hazretleri aydınlanınca Yunus Hazretleri bir sürü Yunus yetiştirmiştir. Yani Tapduk Emre bir sürü Tapduk Emre yetiştirmiştir. Yani burada hırsız, yalancı, dolandırıcı, sahtekar yetiştirmemiştir yani. Yani biz Allah'ı aramıyoruz yani. O en büyük problem o. Nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin. Göreceksin yani. Hani öldükten sonra cehennem ya da yani cehennem denilen. Mesela düşünsenize buranın üst kısmına 5. boyuta çıkabilmek var. Bir de 2. boyut hayvan boyutuna inmek var yani. Hani İsmail Dilçer'in İsmail Dinçer'in Tevhid-i Kur'an'ı var. Hem ücretsiz gönderiyor hem de içinde olumsuz hiçbir şey yazmıyor. Yani gerçekleri anlatan bir kitap. Yani içinizdeki hissi dinlemeyi öğrenin. O sizi asla terk etmeyecektir. Yani en yüksek varlığınızın hissine göre hareket edin. Ve onun gecenizi aydınlatan bir fener olmasına izin verin. O size daima doğru yolu gösterecektir. Hayatın gizemli bir yanı yoktur. Eğer çevrenize bakarsanız tüm yanıtları göreceksiniz. Baba çizginin sadeliği ve basitliğidir. O hayatın bütünüdür. Yani burada şey diyor hani sadelik ve basitlik. Her şey basit ve sadede gizlidir. Evet arkadaşlar. Yani önce kendinizi sevin. Kendinize bakın, siz izin verdiğiniz kadar insanlar sizi üzerler. Siz izin verdiğiniz kadar sizi kırarlar, sizi hayatınıza karışırlar. Yani konuşmalara dikkat edin mesela. Neredesin? Sana ne? Yani, işte şu an ne yapıyorsun? Yani ilgilendiriyor mu benim seni? Hani işte ben yanına gelecektim de onun için soruyorum. Sorma. Yani müsaitseniz yanınıza gelmek istiyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Bu kelimeler dilimize düşmüş yani. Hani, üstünde ne var? Hayır, o yanlış. Üstünde ne var? Yok. O farklı bir şey. Sevgili üstadlar, yaşanmış ve yaşanacak tüm varlıklar arasında sizin için sizden daha büyük bir öğretmen yoktur. Sevgili dost ve sırdaş yoktur. Siz tüm yanıtlara sahipsiniz. Siz tüm yanıtları bulacak ve bu bilişe sahip olabilecek donanımdasınız. Siz içinize dönmediğiniz zaman dışarıda ararsınız. Dışarısı tehlikelidir. Yani dışarısı her zaman için senin hayatın farklıdır yani. Dışarıya çıkma, içeriye gir. Bir sen var senden içeri, o seni ara diyor hani. Hani ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor ya Yunus Hazretleri. Dönüyor, dolaşıyor, kendini tanılıyor. Pazartesi derslerimizde de sırf bunu anlatıyoruz ya. Başka bir şey anlatmıyoruz. Diyoruz ki, lütfen... Pazartesi derslerimizde insan nedir, neden dünyaya geldi
ve nereye gidecek? Bütün konumuz bu. Yani size de burada elimizden geldiğince hani fazla açmadan, fazla şey yapmadan, hani bu fazla açmadığım burasıysa artık açtığımı düşünün yani. Yani sevgili üstadlar, meditasyonun zulmü şudur ki insan zihnini asla durduramaz. Yani meditasyona oturun diyor. Oturun, içinize dönün. Bayramdayız, değil mi? Yani şimdi herkes tatile gitti. Kimse kimseyi ziyareti bile... Ha, ben ziyareti yaptım. Online. Görüntülü olarak açtım. Oradaki arkadaşlarla beraber, bütün ailelerle. Ben de görüntülü olarak herkese ziyaret edip onların bayramlaşmasını yaptım. Elimi uzaktan öptürdüm. İBAN'larına da gönderdiler, paralarını gönderdim. Artık gelecek böyle. Yani önümüzdeki senelerde hani el öpme işareti yapılacak. Hani öpmüş vaziyette. O da size gönderilecektir. Düşünce prensibi her an sürmekte ve her an genişlemektedir. O genişleme alanında tüm bilinçli varlıklardan bilişini toplar. Siz Tanrı'nın zihnini asla durduramazsınız. Bu yapılamaz. Çünkü eğer bu yapılabilseydi, bu an tüm anların sonuncusu olurdu. Ve o an hayal, ışık, nefes, rüzgar, sular, yıldızlar, aylar, gökler ve tüm anlayış birden yok olurdu. Yani zihnimi durdurmaya çalışıyorum. Ya meditasyon yap, içine dön. Önce bir geçmişini bir temizle. De ki kimleri affedemedim, kimleri yani ya üzdüklerim de var. Yani onlardan özür diliyorum. Kendimden özür dile yani. De ki işte Ahmet'i üzdüm ya, vallahi özür dilerim ondan. Onun gidip ondan özür dilemene gerek yok yani. Kendi içinden dilediğinde yani eğer yapabiliyorsan gidip kendisinden de özür dileyebilirsin. Hoş geldin Ramazan. Uzun zamandır görüşmemiştik. Hoş geldin şehri Ramazan. Ramazan. Kendinle rabıta kurarsan, kendinle bağlantı kurarsan Tanrı'yla da rabıta kurarsın. Evet. Bedeninizi beğenmediğiniz her seferinde ölüm hormonu salgıladığını. Yani bedeninizi beğenmiyorsanız, bedeninizi ay işte ben yani çirkinim ya da ne yapalım canım işte göbek çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Yani yaşlandık, buruştuk falan filan böyle, aman işte bizden bundan sonra adam olmaz falan dediğinde ne diyor? Ölüm hormonu salgılandığını ve bedenin bozulmaya başladığını biliyor musunuz? Mesela melekler dediğimiz şakadan anlamaz yani. Mesela ay çok bıktım vallahi ya, Allah canım alsa da kurtulsam dediğimde ne yapar? Size yazar 3 sene sonra, 4 sene sonra trafik kazasında bunu vefatı gerçekleşsin diye yazılır. Şaka yaptım. Yok öyle bir şey yani. Ya ben hayattan bıktım valla. Hani beden güzel, hatta harika bir taşıttır. Her zaman söylüyorum. İnsan bedeni otomobile benzer. Yani nasıl otomobilin işte motoru, kalbi, elektrik sistemi, sinir sistemi, deposu, midesi, ona 4 tekeri, ön ayaklar, önler, eller, ayaklar. Otomobilin içine binen siz ruhusunuz. Mesela adam almıştır BMW bilmem kaç. İşte bende de gençliğimde şey vardı, çalıştığım şirkette, o zamanlar 34 yaşındayım. Bir tane serçe vardı. Fakat serçeyi benden önceki adam öyle donanımlı yapmış ki böyle koca tekerler bilmem neler filan böyle yarış arabası gibi görünüyordu. Şimdi İstanbul otobanına girdiğim zaman, o zamanlar İstanbul'a girerken otoban vardı sadece. İstanbul otobanına girdiğim zaman ben BMW'leri filan geçerdim öyle falan diye. Lan 4 vitesli araba yani bağırsa uçsan ne olur yani, en fazla yaptığı 100-110'du yani. Yani ve böyle 130-140'ı vursun diye işte karbüratörü açtırırdık falan. Yani onun içine binen ruh var ya, yani o BMW'ye binen ruhtan 10 kat daha farklıdır. Ya yani mesela arabaya binmiş, mesela adam
son model arabaya binmiş ama içinde böyle 70 yaşında bir adam böyle 70-80'den gidiyor ya da 90'dan gidiyor ya. Kalıbı güzel görünüyor ama ruh ölmüş, içinde ruh yok. İnsanlar böyledir yani. Birçok insan görüntüsü böyle iri yarı falandır ama içinde hiçbir zaman ruh yoktur. Yani özür dileriz. Hiç önemli değil. Sen kendinle şeylisindir yani. Yani git özür dile de ki haklısın. En önemli şey budur yani. Bak bir insan haksız dahi olsa, yani sen hakkını yem. Ben bunu yapıyorum sürekli. 70'te de yapmıştımdır. Yani haksız olarak suçlanmama rağmen gidip özür dilerim yani. Haklısın demişimdir. Karşı taraf biliyordur kendinin haksız olduğunu. Ama adam gelip niye benden özür diliyor diye böyle bakıyor yani. Niye Allah Allah hani aslında ben haksızım ama adam geldi benden özür diliyor. Hani evet. Bedeni kusursuz tutmak, reddetmek, nefret, umutsuzluk, taklit etme yaptığımız en çok şeylerden biridir. Taklit etme. Maymun bedeni. Yani Kur'an'da diyor sakın taklidi imandan uzak durun diyor ya hani. Mutsuzluk, tatminsizlik düşüncesiyle başkalarına zarar vermek ve onu olduğu gibi sevmek. Bunu yaptığınız sürece beden hastalanmaz, yaşlanmaz, vermemek. Ha. Tatminsizlik düşüncesiyle ona zarar vermemek. Bunu tekrar okuyayım. Reddetme, nefret, mutsuzluk, taklit etme, mutsuzluk. Düşünceleriyle ona zarar vermemek, onu olduğu gibi sevmektir bedeninizi. Bunu yaptığınız sürece beden hastalanmaz ve yaşlanmaz. Kendinizi sevin, kendinizden ve görünümünüzden hoşnut olun ve sizin orijinal olduğunuzu bilin. Biz yaşlanmayı ne zaman durdurduk biliyor musunuz yani? Yaşlandıktan sonra durdurduk. Hani çünkü daha ben 30 yaşına geldiğimde, 30-31 yaşına geldiğimde saçlarım beyazlamıştı. Çünkü çok çile, çok sıkıntılar çektim, acılar, çocukluğumdan bu zamana kadar çektiğim, hep böyle derdim yani. Bütün toplum acı çekiyor, benim çekmem normal derdim yani. En çok dinlediğim parça da Neşe Karaböcek'in Bir Ben Değil, Cümle Alem Perişan. Çok hoşuma giderdi. Oturur onu dinler ağlardım yani hani geçmişte. Bir Ben Değil, Cümle Alem Perişan. Sonra öğrendim ki... Ben o perişanlıktan kurtulduktan sonra elinden tutup birçok insanı kurtarmaya gayret ettim. Dedim bırak o perişanların içinden hepsini bir tane kurtarırsak kar dedim. Darma yayınlarının kitabın arkasında hep şöyle bir yazı vardır. Yani bir adamın bir tanesi deniz kenarından giderken deniz yıldızları böyle karaya vurmuş. Adamın bir tanesi alıp denize atıyormuş. Alıyormuş, denize atıyormuş ama orada binlerce var. Öbür adam yanaşmış demiş ki kardeşim ne yapıyorsun? Bunların demiş hepsini kurtaramazsın ki. Denize atan adam bir tane almış yere deniz yıldızından denize doğru atarken ama bunu kurtardım demiş. Yani biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama bunu kurtardım. O bir kişi sizsiniz belki de. Yani. Evet, bir tane daha okuyalım ve kapatalım. Daima her şeyin üzerinde kendinize ve kendi mutluluğunuza öncelik verin. Mesela bunu yine derslerde de anlatıyorum ama burada da anlatayım. Mesela kendinizle başkası gibi konuşun. Andak kahvaltı yaptın mı? Yok yapmadım. Kahvaltı hazırlayayım mı sana? Evet, bir tane kahvaltı hazırla. Kendini deli gibi hissedeceksin ama çok rahatlayacaksın. Anday bugün güzel bir şey aldın mı kendine? Anday bugün kendini mutlu ettin mi? Anday. Şşt. Ne oluyor? Hadi çık bir dolaş. Bir güneş al Anday. Yani böyle ne oluyor lan kafayı mı yiyorum diyebilirsin yani. Ama inanılmaz rahatlatıcıdır. Yani hadi Anday git kendine bir çay koy. Hadi bakayım. Bak oruç değilsin ama hala suyu içmeyi unutuyorsun. Hadi bir su iç bakalım. Evet arkadaşlar,
Daima her şeyin üzerinde kendinize ve kendi mutluluğunuza öncelik verin. Çünkü eğer kendinize ihanet ederseniz Tanrı'nın adaletine ve ebedi hayata ihanet etmiş olursunuz. Bunu görmeyi reddetmek aptallık olur. Eğer mutsuzluk olmak, evet mutsuz olmak pekaladır. Biliyor musunuz? Ben bu dünyada yaşarken çoğu zaman mutsuzdum. Ama o mutsuzluktan, o cehaletten, o kötü durumdan, o barbarlıktan büyük kusurluluk ve bir gerçek doğdu ve tüm insanlık için bir serüven sahası çıktı. Benim o gerçeği idrak etmek için kendimden mutlu olmam gerekiyordu. Ben denememiş olsam bu bilgileri size nasıl anlatırım ki? Yani yaşamadığım, deneyimlemediğim hayvansal gıda yenmemesi şöyle, gene ben geçen dersimizde anlattım. Hayvansal gıdanın yenmemesi ne yersen olsun. Ne yersen o da seni yer. Ne yiyorsan vücuduna aldığın her şey seni istila eder. Bak kulaktan aldığın sesler eğer onaylarsan yani hazmedersen giren sesi o ses seni istila eder. İşte Parazit filmini izleyin yani. Böyle girince beyninizi kontrol ediyor yani. Hani ses kulaktan girer ve beyninizi onayladığınız zaman beyninizi istila ettiğinde eğer onayladığınız olumlu ya da olumsuz neyse yani mesela beni de dinliyorsunuz. Eğer beni onaylayıp kendinize dönüp kendinizle uğraşıp kendinize bir bakım yapmaya başladığınızda benim düşüncelerim, benim aktardığım bilgiler sizin beyninizi istila eder. Yani kontrol etmeye başlar. Yani ya ben niye bunu denemedim der. Ama ağzınızdan giren, midenize inen varlıklarsa sizi istila ederler. Hücrelerinize yayılırlar onlar. O hücreler yani yediğiniz tavuk yerseniz tavuk gibi olursunuz. Hani. Ha mesela çok överler ya balık ye omega 3 falan diyerekten balık yerseniz beyniniz balık gibi olur. İnek yerseniz inek gibi olursunuz. Hani koyun yerseniz koyun gibi olursunuz. Ne yerseniz ona dönüşürsünüz. Yani o yüzden hayvansal gıda yemeğin anlamında uzak doğuda sık sık anlatılır. Ben yemiyor muyum? Ben de yiyorum. Ama mümkün olduğunca az. Yani nasıl diyelim? Bütün vücudumu yani sabah, öğlen, akşam et yiyen biri değilim. Yani arada bir arkadaşlarla toplandığımızda yani herhangi bir şeyden tadına bakıyorum. Evet. Nasıl beslenmeliyiz de? Canlı yiyecekler yemeniz lazım. Yeşil, canlı. Mesela işte yani fasulye, barbunya, bezelye. Mesela her bezelye, her barbunya, o içteki o şeker, her biri bir atom tanesidir. Yani güneş enerjisini toplamış, içinde biriktirmiştir. Önemli olan şöyle söyleyeyim. Yemeğiniz 30 yaşına kadardır. Yani 50 yaşından sonra yediğiniz her şey insana zararlıdır. Ne yerseniz yiyin. Yemeyin. Niye? Çünkü artık vücut algılamıyordur. Mesela işte bende folit eksikliği varmış, haberim yok. Folit alıyorsun mesela. Folit mide almıyor artık. Mesela gene geçenlerde karabiberi toz olarak kullanmayın. Yemeklerinize tane olarak atın. 3 tane ya da 7 tane karabiber tanesi atın. O içindeki enzimleri çözüyor. Ama toz olarak attığınızda o toz karabiberin içinde ne olduğu belli olmadığı için toz karabiber yemeklerin içinde o enzimleri ayrıştırmıyor. Tane karabiber kullanın yemeklerde. Evet arkadaşlar. Yani duamızı yapalım. Dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Ne yerseniz yiyin, yediğiniz de sizi yer, unutmayın. Mutlu ve sağlıklı olalım. Huzurlu ve güçlü olalım. Varlıklı ve zengin olalım. Kendini bilen, Rabbini bilen, kendini tanıyanlardan olalım. Yani iç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım.
Hastalıklardan, dertlerden, sıkıntılardan, olumsuz insanlardan, mutsuz insanlardan uzak olalım. Savaşlardan, savaşı konuşan televizyon kanallarından, yok o onu başka ülkelerde yaşanan olaylardan, bizi ilgilendirmeyen olaylardan, hepsinden uzak olalım. Bak, sessiz, sakin, yani araç bile geçmiyor. Kuşları da kapattım. Yani bundan daha güzel ne olabilir ki? Cennetteyim. Sevgi ve sevinç içerisinde kendine göz kulak olanlardan olalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar arif olan insanlardan olun. Bayramınız olsun. Hoşça kalın.